Bir bakayım neler var. Şimdi burada. Ünal Karaman ses analizi istediler. Bu hafta benden Ünal Karaman ses analizi istediler. Ünal Karaman'ı çok severim. Ama nereden istediler biliyor musunuz? Dur şu Twitter'da bulayım da. Ne güldüm ya. Şimdi dur şimdi Twitter'dan bulup açacağım size. Tam şey yapıyorum. Ne yapıyorum? Dur bir saniye. Üf, açıl Twitter. Açıl. Açıl susam açıl. Ne bakayım Twitter'da. Hafta içi bir baktım abi. Twitter'dan bir tane mesaj gelmiş. Şey. Neredeydi? Bildirim nerede mi bulacağız? Dur. Ha, şurada. Mesaj şu. Diyor ki benim bir tane videom bulmuş abi ne güldüm. Bazı şey vardı ya, bazı futbolcular vardır. Eskiden Ünal Karaman vardı Trabzonspor'da. Ne alaka diyeceksiniz ama iki ayağını da iyi kullanırdı. Hem sağ hem sol. Bu sayede her pozisyonda şut atıyordu. Evet. Serdar Erener de öyle. Çok iyi bir golcü gibi. Şimdi bu yoruma beni bak diyor ki Ünal Karaman ölüm Türkiye'm sesine rezi bekliyoruz. Harika, çok hoşuma gitti. Bir tane daha vardı bununla ilgili. O kadar güldüm ki bir sabah böyle kalktığımda. Ne diyordu? Bütün ay dur bulabileceğim mi acaba onu ya? Onu bulabileceğim bilmiyorum. Neyse çok çok eğlendim onu. Ama bunun başka bir şeyin. Ha, artık futboldan biraz uzaklaşıp sanata yönelmeliyim diye düşünürken karşıma çıkan videoya bak. Ah be hocam. Allah'ım ya. Hayır, bazı şey vardır ya, bazı futbolcular vardır. Eskiden evet. Ünal Karaman vardı. Of. Ne alaka diyeceksiniz ama iki ayağını da iyi kullanır. Evet. Hem sağ hem sol. Ya Ünal Karaman'ın İngiltere deplasmanında Türkiye İngiltere Türkiye maçında bir şutu vardır. Ya inanılmaz ya. Ünal Karaman İngiltere yazayım bak. İngiltere yazıyorum bak ne çıkıyor direkt. Oh. Ay baksanıza ya. Bu tabii bir vuruyor çataldan dönüyor top ama efsanedir bu ya. Şimdi sesini kısayım kesin telif çakarlar. Bak şimdi. Alıyor Ünal Karaman. Feyyaz. Şimdi bir bırakıyor bak. Ünal Karaman alıyor. Bak. Top direkten duruyor. Ya İngiltere'ye karşı tek gol atma şansımızı burada kaybediyoruz. Ama efsane ya. Şu var ya. Bunu o kadar iyi bilirim ki yani yıllarca her arkadaşımla bunu konuştuk ya. Hatırlıyor musun abi? Ünal'ın şutunu hatırlıyor musun? Çat diye 90. Gerçi kaleci de dokunmuş. Ünal Karaman ses analizi. Ölürüm Türkiye. Hiç fena değil vallahi. Asırlardır kıratımı suladım. Temiz. Irmağının akışına. Bariton ses. Ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm. Şimdi bunun bir finalinde hey 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 var mı o bakalım. Geliyor. Ha o finalde pes. Ha hey final. Süper abi. Benim yangın yeri bu sinem. Asırlardır çile çekmiş hep ninem. Evet çok keyifli. Gerçekten. Daha önce bir kaydını daha attılar hatta da. Onu şey yapmak isterim. Hangi kayıt olduğunu bilmiyorum. Bir tane daha Ünal Karaman'ın söylediği türküleri. Ha bak bunu da gönderdiler bak. Eski maçlardı ya. Yaşam çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü. Bayağı gençlik yılları. Görmeyince sezilmiyor mihriban. Burası boş, nur yolu yok. Bu tize çıkan o değil. Kim bu tize çıkan ya? Boştur, giden gelmiyor. Eskiden böyleydi ama yani spor magazinleri de böyleydi. Bayağı türküler falan söyleniyordu. Neler ocağında başlar da Mehmetçikler unutulur mu? Şunu söyleyeyim Mehmetçik.
Konuşmuştu kendi dilince, hücum diye bir ses duydum ilk önce. Neyse, Ünal Karaman fanlarının hepsine sevgi selamlar. Gerçekten bu hafta Twitter'da beni çok eğlendirdiler. Çok mutlu oldum onları görünce. Ünal Karaman'a da sevgi selamlar olsun. Gerçekten bir zamanlar efsane yani, hakikaten. Peki.